Akif Beki, Karar Gazetesi. İstanbullunun muradı Kanal İstanbul mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurumu aday gösterirken İstanbul muradına kavuşacak demişti. Dün MHP lideri Bahçeli de İstanbul muradına erecek dedi. Fakat İstanbullunun muradı neydi? Önceki gün Murat Kurum'a soruldu. Mega projelerinden biri de Kanal İstanbul mu olacaktı? Kurum şöyle cevap verdi. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey bizim gündemimizde olmayacak dedik. İstanbul halkı neyi istiyorsa, neyi bekliyorsa biz de hep onların isteği ve dilekleri doğrultusunda çalışacağız. Kanal İstanbul kurumun yumuşak karnı. Adaylığı ilan edildiğinde yazmıştım. Hep karşısına çıkacak. Kanal İstanbul lobisinin aday olmadığına seçmeni ikna etmesi gerekecek. Peki bu cevap yeter mi? İstanbulluyu keser mi? Genel seçimlerden önce halkın muradı faizlerin sürekli düşürülmesi olarak tespit edilmişti. Bu murada hitap edildi. Sürekli düşürüleceği söylendi. Ama seçimi kazandıktan hemen sonra da halkın murat değiştirdiğine kanaat getirildi ki sürekli yükseltildi. Tarihi seviyelerde şimdi. Ya İstanbul alındıktan sonra da halkın muradı değişir, Kanal İstanbul'u istediğine hükmedilirse, İstanbullunun istemediği düşünülmese şimdiden vaat edilirdi kaçamak cevaplarla geçiştirildiğine göre seçim kazandırmayacağından hatta kaybettireceğinden çekiniliyor. Yoksa eskiden olduğu gibi yine gümbür gümbür Kanal İstanbul müjdeleniyor olurdu. Kurum bundan kaçınıyor. Murat işte böyle değişken o yüzden de tehlikelidir. Vatan yahut Silistre oyunun ilk sahnelendiğinde seyircinin coştuğu ve biz muradımızı isteriz, Allah muradımızı versin sloganlarıyla salondan sokağa taştığı söylenir. Sultan Abdülaziz de kendisine karşı bir Murat olarak görür. Tahta yeğeni 5. Murat'ın istendiğine yorar. Yazarı namı Kemal halkı kışkırtmaktan tutuklanır ve sürülür. Fakat korktuğu başına gelir. Abdülaziz devrilir. Yerine geçen 5. Murat da devridir. Sultan Abdülhamid'in devridir. Taht el üstünde el değiştirse de Namık Kemal'in kaderi değişmez. Bu kez bir şey ikilendi mi muhakkak üçlenir de minvalinde dizileri Abdülhamid'in evhamına karışır. Onu bekleyen yine yargılanmak ve oradan oraya sürülmektir. Murat meselesi önemli yani. İstanbul'da ikilenmiş seçimin şimdi üçlenip üçlenmeyeceğini belirleyecek kadar önemli. Umut da bir murattır ama bazı muratlar hiçbir zaman gerçekleşmez. Halk muradına mı erecek, kerevitine mi çıkacak ancak seçimden sonra belli olur. AK Parti'nin zor seçimi. HDP'li Güven ve Gergerlioğlu'yla CHP'li Berberoğlu davaları emsaldi. Anayasa Mahkemesi'nin dediği olmuştu. Cezaevinden tahliye edilip meclise dönebilmişlerdi. Fakat Yargıtay, Tipli Can Atalay davasında AYM'nin kararını tanımadı. AYM'ye bireysel başvuru hakkının getirildiği 2010'dan beri bir ilkti. Yargıtay'ın 3. Ceza Dairesi bir gün kalktı ve tanımamaya karar verdi. Ne değişmişti? Yine Diyarbakır Kulp'un Bahçeli Evler Camii'nde yıllardır aynı imam hutbe okuyordu. Diyanet'ten ilçe başkanıydı. Camia'da bilinen biriydi. HDP'li belediyeye kayyum atanan Kulp kaymakamı bir cuma geldi ve hutbeyi tam okumadığı için imama önce minberde sonra odasında müdahale etti. İmam ilk kez mi terör ve şehit kısmını atlıyordu? Geçmişten süre geliyorsa Diyanet pratikte nasıl olduğunu bilmiyor muydu? Kaymakam da her cuma namazına Diyanet'in hutbesini önden okuyarak mı geliyordu? Atladığını nereden anladı? Neydi değişen? Ayrıca İçişleri Bakanı konuşmak için herkesten incelemenin sonucunu beklemesini istemişti. Beklemeyen vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar neye güvendi? Bakanın uyarısına rağmen kaymakama hak vermeleri mesleki dayanışmayla açıklanabilir mi? Konjonktüre bakalım. Yerel seçim kapıda. AK Parti'nin İstanbul'u CHP'den geri alması muhalefeti dağıtıp birbirine düşürmesine bağlı. Ve Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın da onayıyla DEM Parti'ye sürpriz yapıyor, İstanbul adaylığına talip oluyor. O sırada Leyla Azana 8 yıllık sessizliğini bozarak öyle CHP'ye açık, AK Parti'den gelecek tekliflere ise kapalı olmadıklarını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da çözüm sürecini raftan indirmeye çağırıyor. Yeniden refah, AK Parti'den ne istiyorsa demin de CHP ve İmamoğlu'ndan onu alması için değilse bu çıkışlar durup dururken mi? Bir sabah kalktılar ve jest olarak AK Parti'ye İstanbul'u kazandırıp CHP'ye kaybettirmeye karar vermediler herhalde. Fakat AK Parti İmam için bile sessizken ortağı MHP kaymakamdan yana bastırıyor. Cumhur İttifakı yolları ayırmadan Dem Parti'ye nasıl açılacak? kaymakamla imam, yargıtayla AYM çatışması ortakları karşı karşıya getiriyor. Dem oylarına giderken AK Parti'yi muhafazakar Kürt seçmenden de edebilecek bir çember daralıyor. Açılmakla sıkışmak arasında zor bir seçim.